Bir gün birisi bana dedi ki, ya dedi, tamam da dedi, niye dedi illa dedi Allah, peygamber, iman, Kur'an, niye yani niye? İlla dedi ben dedi dini bir düşünceye girmek zorunda mıyım? Herhangi bir dine inanmak zorunda mıyım? Ben dedim ki, niye biliyor musun? İnsan olduğumuz için. Ya biz insan değil miyiz? Yani bir insanın illa Allah'ı, peygamberi kabul etmesi mi lazım? Neden? Niye? İlla bir yaratıcı olması mı lazım? Niye araştırır ki insan? Bakın şimdi insanız ya insan. İnsana Cenab-ı Hak ne vermiş? Bak akıl vermiş, kalp vermiş, ruh. Bütün bu duygular ne istiyor? Cevap istiyor, cevap. Akıl soruyor. Ben nereden geldim? Beni kim getirdi? İnsan olduğumuz için bunu sorarız, sormamız lazım. Dağdaki bir hayvanı yakalasanız, getirseniz, diyelim koyunu getirdiniz çobanın elinden. Getirdiniz önüne envai çeşit güzel yemleri falan koydunuz, otları, en güzel onun hoşuna gidecek otları. Gözünü bir açtınız, ne yapar? Beni buraya kim getirdi? Benden ne istiyorsunuz? Beni nereye götüreceksiniz? Bana ne yapacaksınız? Burası neresi? Sorar mı? Hiç umrunda olmaz. Değil mi? Dalar yemlerin içine, yer, içer, keyif eder. Hiç umrunda bile olmaz, dönüp bakmaz bile. Ama bir insanı gözünüzü kapattılar, gece yarısı bir açtınız gözünüzü, o geldi, baktınız ki başka bir yere gelmişsiniz. Önünüzde ne kadar güzel yemekler olursa olsun ne yaparsınız? Korkarsınız ya. Bir dakika arkadaş, burası neresi? Beni kim getirdi buraya? Siz kimsiniz? Buradan beni nereye götüreceksiniz? Benden ne istiyorsunuz? Bak insan olduğumuz için bir sorduk, o da hayvan olduğu için sormadı. Dedim ki sen söyle biz hangisi olalım? Öyle olmadı mı? Dünyaya gelişimiz nasıl oldu? Gözlerimiz kapalı. Bir geldik dünyaya baktık ki bambaşka bir aleme gelmişiz. Anneye soruyorsun senin haberin var mı? Onun haberi yok. Nasıl oldu bu iş? Annenin karnında insan yaratılıyor ama annenin haberi yok. Anne bile doktora soruyor bizimki nasıl diye. Babaya sor, onun da haberi yok. Kime sorarsan sor, kimsenin haberi yok bu işin nasıl olduğundan. Nasıl gelişti? Nereden geldim ben? Bu aleme niye geldim? Beni kim getirdi? Benden ne istiyor? Bunca ziyafet, bunca ikram niye var? Neden var? Bunları sormak bizim insanlığımızın gereğiymiş. Sorduk. Sorduk ama bu sorularımıza cevap arayacağız. Nasıl arayacağız? Akılla arayacağız, akılla. Bir bakacağız ki ya beni bütün kainattan toplayıp da bütün alemden bir araya getirip de insan şekline sokması için bütün kainatın sahibi olması lazım. Beni envai çeşit nimetlerden istifade edecek aletlerle, cihazlarla, organlarla anne karnındayken donatıp dünyaya eksiksiz göndermesi için bütün nimetleri bilmesi lazım ki onların hepsinden ayrı ayrı lezzet alacak cihazlarla beni donatsın. Sonra gözümü takmak için güneşin sahibi olması lazım. Çünkü bu göz güneşle beraber çalışıyor. Bu mideyi takması için envai çeşit rızıkları, nimetleri o yaratmış olması lazım. Çünkü bütün nimetleri, rızıkları hazmedecek mideyi bana takması ancak bütün nimetlerin sahibi olmasıyla mümkün. Öyleyse bendeki bütün cihazlar, sistemler, bendeki bütün aletler, yaratılışım neyi ifade ediyor? Kainatın sahibinden başkası beni buraya göndermiş olamaz. Öyleyse beni neden gönderdi? Benden ne istiyor diye araştırmam, peşine düşmem benim insanlığımın gereği değil mi? İnsan ne yapıyor? İnsan olduğu için bu fikrin, bu düşüncenin peşine koşuyor. Yoksa düşünme yaşa. O zaman hayvan deyince de kızıyorlar. Tamam da düşünmeyince hayvandan ne farkımız kaldı Allah aşkına? Öyleyse bakın insanın mutluluğu ve huzuru iki temel üzerine bina ediliyor. Birincisi insanı sahipsizlik ve çaresizlik duygusundan Allah'ın varlığıyla ve sana değer verdiğiyle, sana sahip çıktığıyla. İkincisi de kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğine karşı oradaki boşluğu da her bir duygunun, ruhun her bir istidadının, her bir latifesinin, her bir kabiliyetinin kendi vazifesi içinde, yaratılış gayesi içindeki lezzetini ona tattırmakla şu dünyada huzuru, saadeti, mutluluğu bulabilirsiniz. Bunun dışında diğer bütün arayışlar çaresizdir, diğer bütün arayışlar neticesizdir. Nevi beşerin, insanlığın hali hazır vaziyeti buna en büyük delildir. Dünyada nüfusa göre en çok Müslüman olma oranı İsveç'teymiş biliyor musunuz? Geçen de bir araştırma yapmışlar, ben de okudum. Nüfusa göre en çok Müslüman olma oranı. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz ulaşamadığımız yerlerde zannediyoruz mutluluğu hala.
daha fakir toplumlar, gariban toplumlar değil mi? Ne yapıyor? Ulaşamadığı yerde zannediyor mutluluğu. Ya şu arabayı alsam mutlu olurum zannediyor. Şu evde otursam mutlu olurum zannediyor. Ama adamlar kişi başına düşen milli hasılanın en yüksek olduğu devlette yaşıyorlar. Ve tüm dünyadaki ona huzur verme ihtimali olan her şeyi denemişler. Ve hiçbirinde aradıkları huzurun var olmadığını bizzat deneyerek, yaşayarak görmüşler. Ve çaresiz ve bu arayışa girmişler. Bu arayış onları ne yapıyor? Bütün her şeyi araya araya gerçekten ruhların aradığı formülün Kur'an'da, İslamiyet'te olduğunu buluyorlar. Dört elle sarılıyorlar. Dünyada cennet hayatı yaşıyorlar. Elhamdülillah.